Ayşenur Arslan yalnız değildir. Yurt içinde ve yurt dışında eylem kabiliyetini yitirmiş, ininden kafasını bile çıkartamıyor. Tarihinde hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış. PKK'nın an itibarıyla Z raporu böyle. Tek umudu Millet İttifakı'nın seçim kazanmasıydı, o da olmadı. Örgüte yeni katılımlarda yok denecek kadar az. Moral, motivasyon yerlerde. Fırsatını bulan kaçıyor, MİT gün geçmiyor ki bir tepe yöneticisini imha etmesin. Manipülasyon kabiliyeti de kalmamış. PKK bu durumda daha beter olsun bu arada. Hal böyle olunca bütün terör örgütleri gibi yıkılmadık ayaktayız pozu verebilmek için ses getirecek bir eylem tasarlıyor. Yahut Türkiye'ye mesaj için arkasındaki ülkelerden sipariş alıyor. Bunun için de Ankara'yı seçiyor, Türkiye'nin başkentini. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanı başını, İçişleri Bakanlığı'nı, kim bilir belki de TBMM'yi, ama başaramıyor. Başarsa Türkiye'nin gündemi bir anda değişecek. Hani PKK bitirilmişti denilecek, zafiyet türküleri söylenecek, yeni bakan, eski bakan fitnesi çıkarılacak. Ama olmuyor, hal böyle olunca birileri PKK'yı arkalayacak türkülerle sahne alıyor. İlk türkü bu saldırı PKK işi değil türküsü. Yahu PKK biz yaptık diyor, yapanların isimlerini açıklıyor ama duymuyor, duymak istemiyor. Sahneye ilk olarak CHP sözcüsü Faik Öztrak çıkıyor, saldırıyı yaklaşmakta olan seçime bağlıyor. İktidar yerel seçimi kaybedeceğini anlayınca terör kartına sarıldı diyor. Öztrak bunu söyledikten sonra sahne sırası bu kez Ayşenur Arslan'da. Hanımefendiye de terör saldırısı beğendiremiyoruz. Neymiş efendim? Gelip hiçbir şey yapmadan ölünmezmiş. Bana sorarsanız her şeye aykırı. Durup dururken kendini patlatmış diyor. Ne istiyorsun? Ne olsun? Şöyle 50-60 kişi ölsün, ortalık kan gölüne dönsün, bu mu? Keser mi? Devam ediyor. Ankara'da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek diyor. Teröristlerin Ankara'nın göbeğine kadar ellerinde bomba ve silahlarla gelip burada bir araba çalmasını daha makul gören birine ne diyeceksiniz? Peki ne demeye çalışıyor Ayşenur Arslan? Saldırı PKK işi olamaz ama PKK biz yaptık diyor. Peki PKK işi değilse nedir? Faik Öztrak'la aynı şeyi ima ediyor. Bu kafaya darbe de beğendirememiştik. Bunlara göre şayet bir darbe başarısız olmuşsa işin içinde bir bit yeniği vardır. Kemal Bey niçin kontrollü darbe diye tutturdu? Çünkü darbeden haberi vardı. Darbenin başarısız olma ihtimali aklının ucundan bile geçmiyordu. Kanımca öylesi bir güven aşılamışlardı kendisine. Anahtar teslim, iktidar sahip olacaktı. Olmadı. Bu arada dün Ayşenur Arslan gözaltına alındı, ifade verdi. Sonra serbest kaldı. Halk TV Ayşenur Arslan'ı kovdu. Mahallesi Ayşenur Arslan'a sahip çıktı. Tüm bunlar milletin gözünün önünde oldu. İşin garibi Ankara'nın göbeğinde saldırı girişiminde bulunan PKK'yı bu arkadaşlar sayesinde konuşamadık. Bütün tepkiler bu arkadaşların manipülasyonlarıyla PKK'dan uzaklaştırıldı. Hep öyle olmadı mı zaten? Ve son bir not. Halk TV ve kafası var olduğu sürece CHP iktidar yüzü göremez. AK Parti'nin yerinde olsam Halk TV'ye her türden imkan ve desteği sağlarım. Turgay Güler, akşam.